Arkadaşlar bugün İzmir Selçuk ilçesinin Gökçaman köyündeyiz. Lütfü abimin aralığındayız. Lütfü abim tesadüf aralarını kontrol ederken denk geldi. Bakalım hep beraber sizlerle beraber örnek bir arıcı abimizin aralık düzeni ve kontrollerini hep beraber gözlemleyelim. Analar çıkmış mı yoksa? Evet, Lütfü abimin aralığındayız gene. Bu kovanımız meme asmış. Lütfü abim de rahatlatmak için bunu bölme yapmış. Evet, ikiye böldük. İkiye bölmüş, iki çıta almış bundan. Üçer çıta. Birisinde herhalde üç üçtü bunlar. Üç üç. Bakacak. Altı çıta mıydı bu toplamda? Herhalde toplamdır bakalım. Bu iki kovan, bir kovan işte. Altı çıtaymış. Ha, bu altı çıtaymış. Bu böldüğün kovan bu mu? Yok işte ikiye böldüm işte. Ha, ikiye. Yani bu ana kovanımız bu. Böldüğümüz kovanımız da bu arkadaşlar. Hı. Üçer çıta bölmüş. Anayı görmemiştim. Anayı görmeden bölmüş. Ana nerede kalmış bakalım. Ana gitmiş de olabilir çünkü böldüğümde ne günlük yumurta vardı. Sadece hı, kapalı memeler vardı. Anladım. Çünkü oğlan yönelmiş kovanımız. Şöyle bakalım. Memeler nerede? Bu tarafta meme yok. Erken bağladı. Ana meme aslından dolayı Lütfü abim de çözüm olarak bölmüş evet, arkadaşlar şurada, bu kovanımı. Evet. O iki tane kapalı meme burada. Burada var hatta. Evet. Bakalım bunda ne var? Evet, bakıyoruz orta çıtamıza. Bunda, bunda yüzük yok. Yüzük yok tarafta. Günlük de yok galiba değil mi? Yok, günlük zaten günlük o zaman böldüğümüzde de yok. Ha, böldüğümde de günlük yokmuş. Buradan şey mi çıkmış ya? Çıkmış analar. Ana çıkmış. Analar çıkmaya başlamış. Oğla gitmiş herhalde. Ya da ana içeridedir belki Lütfü abi. Olabilir. Ana çıkmış, şimdi ne yapmak lazım acaba? Şimdi bunu bir daha bölsem çok zayıflar. Çok zayıflar. Onun için artık da bekleyeceğiz. Giden gidecek, kalan kalacak. Evet, aynen öyle. Ama gitmez herhalde. Çok bir meme yok Lütfü abi ama. İki tane orada çıkmamış meme var. İşte ana, öbür ana çıktıysa, bugün çıktıysa onları parçalayabilir Lütfü abi de. Şansımız artık. Evet, bakalım. Da. Yok. Acaba hani kışın ana öldü mü ki Lütfü abi ya da? Valla bilmiyorum. Yani kapalı yavru vardı. Açık larva yoktu. Evet. Sadece işte memeler vardı. Ya, memeler varmış. Demek ana memeli olarak ben de böldüm. Ya ana öldü o zaman. Ya anayı kesti. Ama kovan işte 5-6 çerçeveli güzel kovandı. Evet. Ana olmanın dolayı meme dikmiş. Aha. Lütfü abim de ben de hem tuttum ikiye böldüm. İkiye bölmüş. Hem kovan sayısını çoğaltmış. Hem arıyı rahatlatmış. Hem de yeni ana sahibi olduk. Yeni ana sahibi olacak. Nasip olursa. He, inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. Arı geliştirmekle olduğundan dolayı şerbetini unutmuyoruz. Evet. Takviyesini yapıyoruz. Kapalı yavrular var. Şimdi kapalı yavrular var. Bir de önümüz yağmurlu bir hafta yağmur var. Bu da önemli arkadaşlar. Şimdi bunun kendini kurtarmış. Evet. Yani artık anasının çiftleşip gelmesini bekliyoruz bundan nasip olursa. Buna da bakalım şimdi. Bu da ikisini aynı gün aynı şekilde bölmüştük. Bu da bölünen kısım. Tabi tarlacıların çoğunluğu öbür tarafa gitmiştir. Bakalım buradaki meme düzeni, meme durumu nedir? Evet, şimdi şöyle bakıyoruz. Evet, bu yok zaten. Polenli çıtalı. Boş. Lütfen bu arada arının ırkı ne? Valla kendi ürettiğim ırkını tam bilmiyorum ama bu yöreye özgü. Evet. Yerli. Evet. Evet, bunda da ana çıkmış. Çıkmış evet. Ana şurada ana bak. Ana şurada. Evet, bak. Ana şurada parmağımızın ucunda arkadaşlar çıkmış. Artık çiftleşme uçusundan gelecek. Hadi inşallah. Zaten tek şey var, meme var galiba değil mi Lütfen? Bir bakalım yine. Şurada bu da açılmış. O da mı açılmış? Alttaki açılmış. He, o da açılmış. O zaman bunların bir tanesi kalacak çünkü bu oğula gitmez diye düşünüyoruz. Çünkü zayıf bakalım olalım. Şu konu, şuna da bakalım. Yok zayıf bu herhalde. Yok bunda ana var. Zannedersem içinden bugün sabahleyin bir avuç kadar oğul aldım. Herhalde o bundan gitmiş gibi. Vücut azalmış. Onu tekrar geriye mi koydun Lütfü abi? Yok şurada plastik küçük bir kovanım var. Evet. Arka tarafta. Bakarız şimdi. Tamam. Oraya bir çerçeve bile değil.
Ağza çıkmıştı, ben de aldım onu oraya. Aslında bunu şey yapsak mı? 2 sersiye yeter gibi buna. 2 sersiye fazla gibi ama. Kalsın ama polenli şey var ya, balla stop da var. Düzenini bozmayalım. Bozmayalım, hiç ellemeyelim. Çünkü artık havalar ısınmaya başladı. Evet. Arı üşüme şey yok o kadar. Sadece azıcık sıkıntısı var. Bunun biraz ısındı bal var gibi, onun için evet, gerek yok. Arkadaşlar Lütfü abiyle bölme kovanın durumuna baktık. Lütfü abiye teşekkür ediyoruz. Şimdi şeye geçeceğiz. Ağaçtan aldığı oğula bakacağız. Ona da bakalım. Videomuza devam edelim. Evet, Lütfü abinin ağaç, bir saat önce ağaçtan almış olduğu oğul. Herhalde o şeyden çıkmış olma ihtimali az önce yüksek. Baktığımız kovandan çıkmış olma ihtimali yüksek. Çünkü çok azmış. Bir avuç kadar. Bir avuç. İki tane de açılan memeyi gördük. Evet. Evet. Şimdi buraya. Arılarımız. Oğlumuz buraya sahiplenmiş. Bir başka kovandan şey aldım. Nedir? İki tane şu çerçeveden aldım. Evet. Anası var mı? Hiç kontrol etmedim. Hazır lütfen elinde kabarmış varmış. Evet, anasına bakıyoruz. Görebilirsek. Saklanmıyorsa bir yerlerde. Uçta da yok galiba lütfen. Bir daha önüne bakayım. O bir başka kovanın kapalı yavrulu şey vardı. Hı. Yani bu çerçevede kapalı yavru vardı. Onun için onu oradan aldım. Evet. Lütfü abi buna hazır kabartılmış ve yavrulu çerçeveyi vermiş. Yani. Bu şekilde böyle yaptık bunu. Yapmış. Anayı görüyor. Aha şurada ana bak. Tam şurada bak. Ben hala görmedim. Ha, şurada. Ha, şurada anamız geziyor arkadaşlar. Taze ana. Taze anamız geziyor parmağımızın ucunda. Evet, evet, evet. Tamam, fazla da rahatsız etmeyelim. Evet, anamızı almışız sağ salim olarak. Maşallah. Henüz daha çiftleşmeye çıkmamış. İşte erkek arılarda bizim buralarda yavaş yavaş başladı arkadaşlar. Erken bölmeler yapılabilir. Bu şekilde. Oğul. Buna az bir şey şerbet vereyim. Şerbeti yoktu. Ver lütfen. Açmışken bir saat önce aldığımız oğlumuz. Oğlumuzu. Oğula muhakkak şerbet takviyesi yapıyoruz, evet, ki aç kalmasın. Çünkü bunlar bunun aç kalma ihtimali daha yüksek. Çünkü tarlacı sayısı az oluyor bunlarda. Arkadaşlar Lütfü abi başka kovanlarında, ana kovanlarda böyle çıtaları hazır bekletiyor. Oradan hemen kapalı yavru olanları alıp veriyor buraya. Hazır ballı stoğu da olan çerçeve veriyor. Buradaki amaç koloni düzeni bozulmasın, devam etsin diye. Küçük kovanların avantajı bu. Hemen bir avuç arıyı bile bölebiliyorsun. Evet. Bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar Lütfü abimize bu video için çok teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.